Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Uyandık, yeni bir güne başladık. Dün akşam da biraz geç yatmıştık. Havada böyle bulutlu, nemli, sisli gibi olduğu için uyanamadık açıkçası. Saatlerimiz 11'i geçiyor artık. Ateş Demir de benimle beraber o saatte uyuyunca ben de uyumuşum. Dinlenmiş de oldum. Yüzüm gözüm şişse kusura bakmayın. Evimizde 3 tane küçük misafirimiz var. Dün akşam geldiler bize Antalya'dan. Bugün de İstanbul'a gidecekler. Size onları göstermek için bir video başlattım aslında. Yoksa biraz daha beklerdim. Ateş Demir, nerede arkadaşların? Kediler nerede? Kediler nerede anne? Anne, 3 tane yavru kedimiz var evde şu an. Onlara baktık dün akşam. O kadar güzel vakit geçirdiler ki ateşte. Bebek nerede? Bebek onlar, evet. Hemen getirelim. Dur, kaçtılar. Bak, ben video çekiyorum ya. Koltuğun altına geldi. Aha, bir tanesi burada. Ateşin ayaklarının altında. Burada saksın vardı aslında ama kediler belki üstlerine düşer, içine kaçarlar falan diye çıkardık. Ateş Demir yakalamaya çalışıyor. Kediler, kediler diyor. Ama görseniz üçü de birbirinden güzel. Şimdi tek tek bulmak lazım onları, koltukların altından çıkarmak lazım. Ondan sonra size göstermek lazım. Ben şimdi bakıyoruz, bulalım. Sonra çekmeye başlayalım. Anne, kedilerin koltuğu nerede? Koltuğun orada mı annem, kediler? Bakın. Çıktı mı, çıktı mı? Aa, kedicik. Hoş geldin. İsimleri yok henüz. Sahipleri isimlerini koyacaklar. Bu gece sadece misafirimiz oldular. Bu arada bir tanesi görümcemin. Baksanıza şunların oynayışlara bakın. Bakın. Çorapla falan oynuyorlar. Ateş Demir çoraplarını getiriyor onlara. Bir tane daha kardeş var. Bunlar birebir aynı gibiler. Böyle grili falanlar. Ama çok neşeliler. Ateş Demir çok sevdi. Biz de böylelikle kedi sevgimizi nasıl diyeyim? Paylaşmış olduk onlarla yani. Kedi sevgimizi giderdik. Aa, onları izlemekten konuşamadım. Bakın bakın. Hani kardeşiniz nerede kardeşiniz? Kardeşiniz nerede kardeşiniz? Hı? Sürekli her yere girip çıkıyorlar. Atlıyorlar, zıplıyorlar. Ateşin oyuncaklarıyla oynuyorlar. Bir tane daha beyaz, bir tık daha küçük olan var ama kulakları falan aynı bunun gibi böyle. Biri kırık kulaklı, biri dik kulaklı. Çok tatlılar. Evin maskotu oldular gerçekten. Ateş Demir de çok güzel oynadı. Sabah uyanır uyanmaz onları aradı mesela. Ay, kardeşi de altında. Ay, bir de o kadar akıllılar ki. Hadi. Evet, kedin sev annem, sev. Kaçtı, gördün mü? Senden kaçtı. Korktular senden. Eve geldik. Hemen mama koyduk onlara. Mamalarını yediler. Ondan sonra tuvaletlerini yaptılar. O kadar akıllı yetiştirmişler ki. Hatta Ateş'e dedim, bak dedim, örnek al dedim. Kedi dedim, nasıl tuvaletini yapıyor annem dedim. Sen dedim daha yapamıyorsun. Kediler nasıl tuvaletini yapıyor anne? Hı? Geldim. Aha, geldi kedi. Kedi geldi, kedi. Kedi. Kediler senden kaçıyor mu? Kaçalım. Kaçtı mı senden? Oo, bak geldi, gördün mü? Geldi mi? Aferin sana. Ama anneciğim yavaş sev. Sen hızlı hareket ediyorsun diye korkuyorlar senden. Bu arada onları dün akşam salonunda bıraktık. Sabah bir geldik, ayaklarımızın üstüne dolandılar böyle. O kadar bizi özlemişler ki. Değil mi annem? Değil mi? Birazdan da onları yola çıkaracağız. İstanbul'a gidecekler. Bak annem çok tatlı değil mi? Hepsi birbirinden güzeller maşallah. Allah neler yaratıyor diyorlar ya. Gerçekten öyle. Bir gece misafirimiz oldular. Çok da mutlu olduk valla. Evimize neşe getirdiler. Gittikleri yere de huzur götürsünler diyelim. Öyle. Ateş Demir çok mutlu. Sürekli onların peşinde. Gidince hayvanlar diyecek, oh diyecek, rahatladık vallahi diyecek. Bu çocuk bizi hiç rahat bırakmadı diyecekler. Biz de hazırlanalım yavaştan. Hemen de bir şeyler atıştıralım. Ondan sonra kedicikleri de hazırlayalım. Yola çıkmak üzere de teslim edelim.
Aşkımla birlikte dışarı çıktık biraz önce. Bu arada dün de kedileri yolcu ettik. Ateş Demir eve geldikten sonra bayağı bir kedileri sordu bize. Nereye gittiler, ne yaptılar falan diye. Ona açıklama yaptık. Birkaç saat böyle yani az bir süre misafirimiz olmuş oldular. İyi de oldu. Bize de değişiklik olmuş oldu. Bugün de dışarı çıktık. Birkaç tane böyle kıyafetle ilgili bir ihtiyacım vardı. Biliyorsunuz Tuğba'ların Lindas Baby Spa'sının üçüncüsü açılıyor Manisa'da. Allah kısmet eder de bir aksilik çıkmazsa yarın açılışa gideceğiz. Hep beraber gidelim diyoruz işte. Aşkım, ben, çocuklar, Tuğba'lar falan hepimiz orada olacağız. Zaten onlar gidecek. Biz de davet ettiler malum. Biraz heyecanlandım konuşurken. Bu arada açılış için de çok güzel bir tarih seçmişler. 19 Mayıs'ta. Şimdiden de Gençlik ve Spor Bayramımızı da kutlayalım yani. Değil mi? Ay konuşamadım. Neden böyle oldu? Vallahi şimdi 500 tane şey çekti video. Evet. Hala konuşamıyorum vallahi. Bravo. Biraz böyle nedense heyecan yaptım. Heyecan yapacak bir şey evet. Var aşkım. Şu an kimse ben varım bir tek. Aynen. Ben de hiç heyecanlanacak bir insan değilim. Ateş Demir tam biz video çekmeden önce biraz huysuzlandı da aklım ona takıldı. Herhalde o yüzden böyle dilim sürçtü diyelim. Bayrağımızı da birazdan balkona asalım, bugünden dalgalansın aşkım. Şart. Dışarıdan da birkaç şey aldım. Hem açılışta giymek için hem de böyle normal günlük hayatta giyebilmek için. Aslında kıyafetlerim var ama birazcık kilo aldığım için de artık kıyafetlerim olmuyor. O yüzden dedim ki her zaman kullanabileceğim rahat bir şeyler alayım. Kendime 3 parça kıyafet aldım. Şimdi dur, önce alttan başlayayım. Şöyle siyah, yani ne kumaş ne böyle penye, ikisinin arası böyle bir pantolon aldım kendime. Her yere de giyerim. Şöyle şimdi duvara doğru tut böyle, siyah da daha güzel belli olsun. Hı-hı. Arkası hadi. Zaten yarın... Açacağım mı? Açayım mı? Tabii. Açmayayım ya. Oo şöyle. Evet, yüksek bel bir pantolon böyle. Her yerde de giyerim diye düşündüm. Önümüzde düğünlerimiz var, işte nişanlarımız var falan filan derken. Uzun bir yaz sezonu açılıyor biliyorsanız. Böyle orada da kullanabilirim diye düşündüm. Şöyle üstüme bir tane body aldım askılı. Bunu gömlek aldım bir de. Gömleğin içine giyerim diye düşündüm. Şöyle bir keten gömleği var. Gömlek uzun kollu. Acaba rahat edebilir miyim diye de düşündüm aslında ama baktığımda çok şık buldum ben ikisinin birbiriyle uyumunu. Çok sevmiştim. Kolunu kıvırırım diye düşündüm. Gömleğin önünü açık kullanırım belki diye düşündüm. Aşkım da çok beğendi zaten. Bu arada nereden aldık aşkım bunu? Detam. Evet, Detam ama yeri neredeydi tam, hani o metro var. Sanayi metro durağında. Evet, sanayi metro durağının oradaydı. Hep yol üstünden böyle geçerken görmüştük. Bazı markaların böyle ihraç fazlası ürünlerini falan da satıyorlarmış. Onu da belirtmiş olayım. Göster şu şey torbanın işte reklamı da orada. Ya aslında orada çekecektik ama hem Ateş Demir vardı hem işte ben giydim çıkardım, hava çok sıcaktı. Öyle derken pek çekmeye vakit bulamadık açıkçası, öyle söyleyeyim size. Çünkü çocukla alışveriş yapmak çok zor oluyor. Giyinip soyunmak çok sıkıntı oluyor. Hava da sıcak olunca hepsi combo olmuş oluyor. Bir de kendime şöyle bir terlik aldım. Tam çıkarken görmüştüm bunu da. Yazın bol bol giyeyim. Ayağımda görürsünüz. Şimdi giymeyeyim aşkım ya evin içinde. İyiyim hadi. Dışarıya giyeceğim çünkü. Ben de beğendim bunu. Ben beğendim. Hatta erkeğe göre de vardı. Aşkım dedim sen de ben mantar dedim, sevmiyorum. Mantar tavan sevmiyormuş. Olsun aslında. Ben de mantar sivilce yapıyor. Yarın da işte saçımızı falan yaparız, makyaj yaparız. Hazırlanır, eder, gideriz. Giyerim zaten. Üstünde de bol bol orada video çekeriz. Tabii canım. Aşkım şuradan yardım diyorsun ama bir tutuver, ben ayarlarım. Tutayım. Asılma yerine. Şöyle Atatürk dövmemi de imzasını da şöyle göstereyim de tam da şey oldu. Uyum sağladı yani. Evet, tak. Mervan bizi gördü, orada ne sallıyor. Teyze, ne yapıyorsun? Teyze oradaymış. Çok tatlı ya Mervan da. Evet. Sevim çok sevimli. Gerçek komşumuz ne oldu? Bak bir şeyler söylüyor. Baba diye beni görünce. Evet. Çok tatlı, ben bayılıyorum ona. Bir akşam bize geldi. Çok güzel vakit geçirmiştik. Bak dur oradan. Teyze. Teyze. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun teyze? Alana da var balkonda. Evet. Yazık, oncağız şey oldu. Çekindi kameradan herhalde. Olabilir. Evet. Teyze. Teyze diyor. Teyze diyor, duyuyorsun değil mi? Evet evet duyuyorum. Çok güzel. Ateş de onun annesini teyze diyor. Çok güzel. Zaten her gördüğü artık böyle hani benim arkadaşlarım hep seni teyze diyor. Teyzem çok tatlısın. Şirin, çok şirin, çok.
Evet, bayrağımız da arkadaşlar. Evet, dalgalanıyor. Dalgalanıyor artık. Hiç ama burada yani şey yok. Yani ama bizim insana kadar burası herkesin aynı duyarsızlık var yani. Ya. Bir ne bileyim, eskiden bizim mesela aşağıda eski evimizin orada falan böyle herkes bayrak yani böyle şey olurdu yani, şov olurdu, bayrak şovu. Şimdi bakıyorum bir tek biz açıyoruz yani. Ama şeyden dolayıdır aşkım o. Bu hep evlerin arkası ya. Bu ön tarafa mı bakıyor diyorsun, evet, bayraklar? Ön tarafa bakıyordu. Ama balkonlar diye. Burada bak işte. Ama bunlar yan balkonu. Olsun. Neyse bakalım. Evet. Yapacak bir şey yok. Hadi girelim içeri. Hadi girelim. Bu arada içeri girdik, şimdi aşkım da içeriye geçti. Size de göstermek istediğim bir şey var. Ben annemin oradan böyle bir iki dal sardunya kırmıştım. Çok seviyorum ben, çok hoşuma gidiyor. Bir de komşuların balkonlarında hep saksılar gördüm. O kadar imrendim ki size anlatamam. O yüzden ben de buraya bir tane saksı aldım. Bu kadar güzel duracağını düşünmemiştim. Bir de tek saksı yeter diye düşündüm. Yani aslında balkona takacaktım ama balkonda rüzgardan düşer eder bir şey olur. En çok korktuğum şey de aşağıya birinin kafasına falan düşmüş olmasıdır. Şimdi burada böyle çiçeklerim var. Biri böyle kırmızı gibi, biri pembe gibi. Diktim ve tuttular. Çok da güzel olacaklar diye düşünüyorum. Yani bir hafta falan oldu. Ama şuraya da böyle bir tane daha saksı alayım diyorum. Bir saksı daha alınca daha güzel olur diye düşünüyorum. Aşkım da bugün markete gitmişti. Şey diyor, ay diyor, karşıdan diye çok güzel gözüküyor diyor. Bir tane daha alalım diyor. Tamam dedim, ben de bir tane daha alacağız. Böyle çiçeklerimi de size göstereyim istedim. Hızlıca hazırlanıp evden çıktık. Aşkımın telefonunun şarj kablosu bozulmuş. Onun için bir şarj kablosu almaya geldik. Ateş Demir de tabii ki hazırlandı. Ateş Demir, bir şey soracağım. Oyun parkı mı, oyuncak mı? Hangisi? Oyun parkı istiyormuş. Biz öyle söylüyor. Oyun parkı mı istiyorsun? Bu arada Evet Park'taki Teknosa'ya geldik. Oradan bakıyoruz. Şöyle bir ev aletlerine de bakalım. Hem fikir edinmiş oluruz. Bu arada çaycım bozuldu. O kadar mutsuzum ki size anlatamam. Önümüzdeki hafta sonu annemlere gittiğimde bir babama göstereceğim. Eğer yapabileceği bir şeyse yapar, yapamazsa yeni bir çaycı almak durumundayım. Gerçi fiyatlarda o kadar çok aşırı yüksek ürünler yok. Yani 1500 liraya da var, 3-5 bin liraya da var. İşte bütçeye göre bir şey alabiliriz, olmazsa duruma göre. Bakacağız artık. Ay çok üzüldüm yani, böyle evdeki bir ürün bozulunca insan ister istemez üzülüyor. Şöyle sizlere de aşağı yukarı fiyatları da göstermiş olayım. Hoş geldin. Tabii ki oyun parkına geldik. Ateş Demir şu anda oyuncaklarıyla oynuyor. Burada bir tane küp buldu. Küpün içine şekiller atıyoruz birlikte. Babamız da şurada karşıda bizi bekliyor. 1 saati 300 lira. Yarım saati valla 250 lira mı 270 lira mı öyle bir şeydi. Her geldiğimizde zamlanıyor zaten her şeyle doğru orantılı olarak. Ama Ateş Demir burada çok güzel, keyifli vakit geçiriyor. O yüzden daha fazla da olsa her türlü verirdik yani. Buraya gelince kaçışımız yok. Ya oyuncak dedik ya park dedik. O da parkı istedi. Şimdi oyun oynuyoruz. Yes. Ateş Demir tabii ki büyüdüğü için artık tek başına yukarılara kadar çıkıp kayıyor. Hadi kay annem. Aa, bu nasıl bir kayış? Aa. Tek başına kayıyor, hopluyor, zıplıyor, toplarla boğuşuyor. Atla topların üstüne. Hadi yüz bir kere. Yüz, havuza atla. Allah'ım Allah'ım. Ne yapıyorsun Ateş? Topları da çıkarıyor. Toplarla beraber kayıyor sonra. Bir de üşenmeyip taşıyor onları da yukarıya kadar. Kenardan anneciğim, kenarlardan. Oradan yürünmez, oradan kayılır. Tırmanışa bakın. Panter ya. Dün akşam AVM'den geldikten sonra Ateş Demir yorgun düşmüş. O yüzden erkenden uyuyakaldı. Bugün de erkenden kalktı halinde. Kahvaltı falan yaptık. Böyle bir dedim kendime geleyim. Yüzüm gözüm normale dönsün. Ondan sonra video çekerim diye düşündüm. Güzel dolu dolu da bir gün geçirdik. Bugün de dışarıda işlerimiz var. Aşkımla birlikte onları halletmeye gideceğiz. Evet annem. İğne babaya göster. Anne. Nasıl desem, belli bir değişiklikler olacak hayatımızda bir takım. Onlarla ilgili bir hazırlık süreci var. Her şey tam netleşsin aşkım.
Ondan sonra söyleriz değil mi? Aynen öyle. Bütün evrakları falan teslim edelim. İnşallah ayrıntıyla. Aynen inşallah aşkım. Ondan sonra sizlerle de paylaşırız. Hem güzel hem de zor bir dönem bizi bekliyor diyelim. Bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.